sol tarafımız deniz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlar. Bugün tarihler. Selamlar. 2 Nisan 2024'ten herkese merhaba. Seçim ertesinde 2024 yerel seçimlerinin ertesinde ikinci gündeyiz ve hala seçimin Heyecanı, bir kesim için mutluluğu, diğer kesim için şoku devam ediyor. Bu yayında da yerel seçim sonuçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü öyle bir gün, iki gün değil, inanın öyle bir sonuç çıktı ki, öyle tarihi bir sonuç çıktı ki herkes açısından bunu uzun zaman daha üzerine konuşmamız gerekiyor. Çok ilginç notlar, gelişmeler var. Şimdi son duruma baktığımız zaman yerel seçimlere e, katılıma bakalım isterseniz kaç kişi katılmış, kaç kişi katılmamış. Bu çok önemli. Ee, şu ana kadar o grafiği geçelim ekrana ee, gördüğümüz kadarıyla 61 milyon 480 bin toplam seçmen sayısı varmış Türkiye'de oy kullanabilen ve sandığa gitmeyen seçmen sayısı 13 milyon 174 bin olmuş yani yüzde 21 buçu yerel seçimlerde sandığa gitmemiş ve bugün anlıyoruz ki sandığa gitmeyen küskün kesimin büyük bir e, kısmı da AK Parti'ye ait çünkü AK Parti'nin Düşen oylarıyla CHP'nin çıkan oylarını kıyasladığınız zaman ortada bir açık var. Oy dağılımı yaptığınız zaman e, her zaman hani genelde bugüne kadar bir ezber daha bozuldu. E, şu ana kadar e, sandık başına küsen, sandığa küsen seçmen genelde CHP seçmeni olurdu. Ama ilk kez biz e, AK Parti seçmeninde bir küskünlük görüyoruz. Bunun nedenlerini birazdan yine farklı açılardan konuşmaya devam edeceğiz. Ee, ve ilginç bir denklem oldu. Daha önce mesela çeşitli seçimlerde Türkiye'yi seçimlerin mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 52'ye 48 gibi bir oranla kazanmasına rağmen ya da daha önceki yani 51.2 hani 1 puan 2 puanla kazanmasına rağmen AK Parti Türkiye'yi sanki %80 %90'la kazanmış gibi yönetti. Medyasından diğer kesimi dışlamasına kendi bakış açısının sahiplenmesine, kimi zaman dayatmasına, e, kimi zaman diğer tarafı görmezden gelmesine, hor görmesine baktığınız zaman böyle bir tablo vardı. Oysa bugün Cansu Çamlıbel'de de değinmiş e, bu meseleye ilginç bir şekilde e, şu anda %52'siyle Türkiye nüfusunun yani %90'ını e, yönetiyor demiş o da. Benim bu dediğimin altını çizmiş. O da aynı şeyi söylüyor ama ilginç bir de tespiti var. E, diyor ki e, şu anda diyor CHP'nin yönettiği ilçelerin yani il ve ilçelerin sayısı Türkiye nüfusunun yüzde 63'ünü CHP'li belediyeler yönetiyor yani son çıkan seçim sonuçlarında. Peki AK Parti ne kadarına hakim? Çünkü diğer belediyeler de var. Ona baktığınız zaman da Türkiye'nin şu anda yüzde 23 belediyesinde e, AK Parti hakim yani e, neredeyse. 3 katı büyüklüğünde bir alanı Türkiye'nin büyük bir kesmini CHP'li belediyelerin şu anda kontrolüne girmiş durumda. Ee, bu tabii farklı ve ilginç sonuçlar da doğuruyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, şu anda külliye, külliyenin bulunduğu yeri CHP'li belediyeler yönetiyor. Kısıklı yaşadığı evi onu da CHP'li belediyeler yönetiyor. Hatta bir dönem yaşadığı Keçiören orayı bile CHP'li belediyeler yönetiyor. Ve Tabii ki şu anda farklı farklı tartışmalar var. Yani herkes CHP'nin nasıl başarılı olduğunu, AK Parti'nin nasıl kaybettiğini konuşuyor. Satır aralarında ilginç aslında çok fazla öne çıkmayan konular var. Bunlar mesela AK Parti'nin içinde çok konuşuluyor şu anda. Birkaç kulis e, almaya çalıştım. AK Partililerle konuştum. Mesela Turgut Altınok'un mal varlığı. Bu sadece Ankara'da kalmamış. AK Parti içinde de seçmende yani kıt kanaat geçinen seçmende Turgut Altınok'un artık sayısını bilemediğimiz yüzlerle hesap edilen bu mal varlığı büyük bir rahatsızlık yaratmış. Nitekim benzer bir durum mesela e, Afyon'daki AK Parti belediye başkan adayı. Kocaman havalı bir Ford şeye binmiş böyle arazi aracına çaktıra çaktıra Afyon içinde gezmiş. Ya da e, televizyon ekranlarındaki yandaş yorumcular yani... E, Ak Parti ilginç bir strateji denedi bugüne kadar ve bu stratejinin yürümediğini de belki de ilk kez bu kadar net bir şekilde gördü. Medyanın büyük bir kısmını domine ettiğiniz zaman yani sahiplerini sizin destekleyen insanları aldığınız zaman kapılarınızı muhalif gözüken ya da makul gözüken ya da sizden olmayan bütün gazetecilere, yorumculara, uçağın kapısını, külliyenin kapısını, televizyonların kapısını kapattığınız zaman. TRT'yi bir iktidar borazanına dönüştürdüğünüz zaman demek ki bu olay bir sonuç vermiyormuş. Ve de hatta ters de tepebiliyormuş. Mesela AK Parti'nin içinde konuşulan konulardan bir tanesi de bu. Bakanların sahaya çıkması yine ters tepen hikayelerden bir tanesi. Aslında bugüne kadar AK Parti bakanlarını hep kriz dönemlerinde sahaya sürüyordu. İşte nerede bir sel var, deprem var. Oralara görevlendiriyordu, sahiplendiriyordu bakanları ve de sahaya çıkartıyordu. Ama özellikle İmamoğlu'nun 17 bakanına karşı ben tek artı Cumhurbaşkanı söylemi farklı yerlerde çok büyük etkilenmiş, etki yarattığını görüyoruz yani. Ee, ve de mesela şu, şu da konuşuluyor. Cumhurbaşkanı'nın malına sahip çık diye Murat Kurum'a yaptığı bu uyarı. İşte oralar bizim, bunlar onların. Biz yaptık, onlar yaptı gibi durumlar da vatandaşta tepki yaratmış durumda. Ve tabii ki Ak Partilerde farkındaki şu anda tencere, e, tencere kaynamayan tencerede şu anda büyük bir etki yarattı bu Ak Partinin geldiği bu vahim sonuçlarda. Şu anda CHP'lerin morali çok iyi. Aylar, yıllar, yıllar, yıllar sonra ilk kez CHP'ler, CHP'liler mutlu. Sadece CHP'liler değil, Ak Partisi karşıtı olan pek çok kesim mutlu. Tabii Meral Akşener'i saymıyorum aralarında. O çok mutlu gözükmüyor ama e, pek çok kesim mutlu. Hatta o kadar mutlular ki şu anda e, oynayarak e, dans ederek bu mutluluklarını gösteriyorlar. Erdal Beşikçioğlu dedi ki ben söz vermiştim. Bakın geldim Metin Mesut'ta. Sözümü tutuyorum. Belediye Başkanı adayı olduktan sonra, seçildikten sonra bir Angara havasıyla, Angaralılarla çıktı otobüsün üzerinde oynamaya başladı. E, farklı yerlerde Farklı isimler yine bunların sesini veremiyoruz değil mi? Şey geliyor yani hani Ya da verebiliyorsak verelim sesli gösterelim yani hani Filiz Celitoğlu Candan Yücel mesela O da böyle bir şey yapıyor Verebiliyor muyuz sesini? Evet Farklı farklı şeylerde halkla beraber Oynayarak Dans ederek kutluyorlar ki Bence en güzel kutlama şekillerinden bir tanesi Başka kim var? Farklı adaylar var yani getirelim hepsini. Gördüğünüz gibi farklı yerlerde, farklı oyunlarla. Burası Bodrum mesela. Ahmet Aras mı? Duyu? Yani mi yanlış görüyorum? Ha? Muğla'da Bodrum Belediye Başkanı da şey yapıyordu. Bu seçimlerde ilk kez bunu görüyoruz. Yani dans eden, oynayan, mutlu, yüzleri gülen insanlar, yani sevincini saklamayan, halkla paylaşan, herkesin oynadığı, dans ettiği, hani böyle nutuklarla şeylerle değil, gerçekten mutlulukla şeylerini görüyoruz. Mesela Hüseyin Can Günleri geçeyim. O da şu anda Çankaya Belediye Başkanı Can Günler. Diğer yerlerde şey var. Getirelim arka Mark onları. Ve de şu anda gayet böyle pozitif bir hava var. Ee, herkesin e, mutlulukla e, dans ettiği, oynadığı bir hava var. Şimdi seçimin ilginç olaylarından bir tanesi. Özgür Özel'in seçim gecesi yaptığı konuşma çok konuşuluyor. Bakıyorum ben bizim çevrelerde en çok konuşulan. Ya Özgür Özel çok güzel bir konuşma yaptı. Hatta biraz kafalar karışmış. Ya acaba Özgür Özel mi, Ekrem İmamoğlu mu? Kim acaba ben böyle tartışmalarda benim şaşkınlıkla karşılıyorum. Hem de e, biraz insanların ne kadar hızlı düşüncelerinin değiştiğini görüyorum. Oysa e, mesela Adıyaman'da bir görüntü var. Bu seçimin gerçekten nasıl kazanıldığını gösteren bir görüntü. Adıyaman'da kazanan e, biliyorsun CHP'nin kazanması e, kolay bir şey değildi. Şok oldu herkes. Ve de kazandıktan sonra başkan Ekrem İmamoğlu'nu arıyor. Yanında da bir şimdi teyzemiz var. Konuşmayı bir isterseniz hep beraber dinleyin. Çünkü bu tartışmanın en net göstergesi o. En baştan öyle. alalım. Şöyle konuşmayı dinleyelim. Geldim Ekrem Başkanım. Burada teyzem diyor illa Ekrem Başkanım bir sesini duyayım dedi. Aç şimdi ben mikrofonu açıyorum. Sizi bir duymak istiyorum. Bu da cemaat da kalabalık. Kalabalıktayız böyle. Tamam. Değil. Daha hepsinde size duaları var. Açıyorum mikrofonu. Diliyoruz başkanım. Ee, i̇yi akşamlar teyzeciğim, nasılsınız? Sağ ol, gözünü öperim kurbanı. Hadi <laughs> Duray. <laughs> ne, ne güzel diliniz, ne güzel bana... Bir, bir kırmızı bir. <laughs> ben de gözünü öperim, ben de seni seviyorum kurbanı. Duray. yanına da ellerinden Sağ ol kurbanım, sağ ol kurbanım. Soru, biter lokman. Az önce lokmanı tabii ki mahmuz soru çiğni diyecek. Diyor ki ben şu geçen seçimde lokmanı yaptım başkanım yine yapacağım lokmanı diyor. Vallahi ben o zaman e, sayın. Ağlıyor geniş, şimdi göz yaşlarını tutamıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam başkanım inşallah. İnşallah tabii ki yaz borç ne zaten bu mu tabu mu? İnşallah kazanınca diyor babacığım geleceğim diyor yanına. Tamam başkanım. Başkanım teşekkür ederim zaman <laughs> ayırdığınız için. Şey. İşte gördüğünüz bu rüzgar aslında hani düne kadar e, Ekrem İmamoğlu'nun en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi. İşte niye farklı illere gidiyor, niye idil geziyor. Bugün görüyoruz ki e, bu zaferde, CHP'nin bu zaferinde. Ekrem İmamoğlu'nun bütün Anadolu'ya yayılan bu rüzgarının da büyük etkisi var. Tabi akla şu geliyor. E tamam Ekrem İmamoğlu 10 fark attı. Ama öbür tarafta Mansur Yavaş da 30 fark attı. Mansur Yavaş bu yarışta yok mu yani liderlik yarışında? Bence şu anda partinin dönüştüren, değiştiren, risk alan, elini taşın altına koyan ve de Kemal Kılıçdaroğlu'nu kalkmak istemediği o koltuktan deviren Ekrem İmamoğlu ve onun desteklediği Özgür Özel'di. Özgür Özel de aslında mantıklı ve makul bir yerde duruyor. Diyor ki genel başkanların illa cumhurbaşkanı adayı olması gibi bir şeye gerek yok. Yani genel başkan en çok oy alanı ya da en çok anketlerde öne çıkanı aday gösterir. Nitekim belediye başkanlık seçimlerinde de bunu yaptık diyor ki. Bence çok da olması gereken, durması gereken makul bir yerde duruyor şu anda. Şimdi seçim sonrası iki ayrı gelişme var. Bir tanesi demin kazandığı iki belediyede, şu anda de facto hemen daha ikinci gününde kayyum atanmış olması. İkincisi ise iki ayrı ilde Ordu ve Hatay'da seçimlerin itirazlarla sayımların daha doğrusu devam ediyor olması. Kenan e, ilk olarak Van'dan başlayalım. Van'da ne oldu acaba şu anda? E, İkincisinin tam daha doğrusu Van ve Muş deniyor. Muş'u teyit edebildin mi? Tv'de evet. böyle bir şey dolaşmaya başladı. Yok edemedim Cüret Bey ama şeyde özellikle Van'la ilgili HDP demin de açıklaması var. E, bu şöyle bir süreç oluyor ben süreci anlatayım. E, yasaklanmış hakları e, Adalet Bakanlığı tarafından geri alınıyor seçime e, seçimden önce. E, bu şey Abdullah Zeydan var e, eş başkan Van Büyükşehir'e seçilen isimlerden birisi. Orada şu anda itirazlar devam ediyor tam net bir şey yok orada ama böyle bir de facto bir durum var. Şu anda Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçilen Abdullah Zeyda'nın memnun hakları geri alınıyor. geri alındığı için de YSK'ya bildirimde bulunmuşlar. ondan sonra şöyle bir açıklama Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeyda'nın memnun haklarının iade edilmesi kabul kararını veren aynı mahkeme aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliğini yok etmiştir halkın iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür e, diye bir açıklaması var evet. e, Şimdi o haklar deyince insanlar bilmiyor olabilir kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle ceza kanunun dışında farklı kanunlardan kaynaklardan mahrum edildiği haklar deniyor buna yani şöyle bir sakatlık var orada yüksek seçim kurulu seçime girmesine izin veriyor so önceden bir itirazda bulunmuyor sonra bir itirazda bulunuyorsa da söylenmiyor seçime gidiliyor başkan seçiliyor Şimdi deniliyor ki ya bu başkan seçilemez. Neresinden tutsan elinde kalan bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Yani bu kayyum fırtınası ne yazık ki yeniden baştan bilmiyorum ama yani buna ilk itiraz etmesi gereken aslında şu anda AK Parti'nin dışındaki belediyeler, başta CHP olmak üzere o sarı sarı inek midir nedir o sarı sarı, mı? İşte böyle başlıyor. Bir tanesini alıyorsun ses çıkmıyor. Deniyorlar, bakıyorlar. Madem ses çıkmıyor hurra hepsini alalım diyorlar. Ve seçimi koca bir oyuna çeviriyorlar. Yani sonuçta mızıkçılık yapmak yok. Hep beraber e, bir seçime gidildi. Oylar alındı. Yüksek Seçim Kurulu onayladı. Şimdi sağdan dolanıyorsun, soldan dolanıyorsun. Böyle bir şey yapıyorsun yani. Nasıl hani bir dönem taksicileri e, kollayıp taksi lobisini e, güçlendirip e, İstanbulluları cezalandırdılarsa şimdi de Güneydoğu'da sen misin deme veren böyle bir trend umarım başlamaz. Yani umarım bu onun başlangıcı değildir. O gördüğümüz filmi bir kez daha görmek zorunda kalmayız. İkincisi Muş'ta Muş... böyle bir iddia var ama teyit edemedin herhalde. Şöyle Dem Partili Muş Belediye Başkanı seçilen sırrı söylemezin tutuklandığı ile ilgili iddialar var. Şu an sosyal medyada yazdığınızda çıkıyor ben hem bölgedeki muhabir meslektaşlarımıza hem de e, HDP'den isimlere yazdım e, uydurma diye bir bilgi geldi ama eğer yayın esnasında da net bir bilgi gelirse tekrardan teyit edeceğiz çünkü sadece birkaç tane tweet haricinde herhangi bir somut bir HDP'nin açıklaması ya da e, başka bir resmi kurumdan bir açıklama yok böyle bir flu bir alan var eğer e, teyit edebilirsek onu da teyit etmeye çalışacağız bir diğer söylediğiniz şey de Cüret Bey iki il iki büyük şehir AK Parti'nin şu anda e, resmi olmayan sonuçlara göre kazandığı dile getirilen Ordu. Ordu'da biliyorsunuz bir çekişme vardı. Enver Yılmaz'la Hilmi Güler arasında. E, şu anda Enver Yılmaz'ın ekiplerini aradım ben az önce. Dedim ki nedir durum diye. E, yaklaşık 7-8 bin bir oy farkından bahsediliyor. Ve sandıkların %25'ine itiraz etmişler. Cüret Bey bu bayağı ciddi bir rakam. Örneğin e, İyi Parti'ye verilen oyların çoğunun geçersiz sayıldığı ile ilgili bir iddiaları var. Şu anda e, il seçim kurulunda e, sayımların tekrardan yapıldığı dile getiriliyor. Eee İyi Parti şeye bastırıyor oradaki süreçle alakalı. E, biliyorsunuz Hilmi Güler seçilmişti. Bir diğer ilde Hatay, biliyorsunuz çok konuşuldu, tartışıldı Lütfü savaş meselesi. Orada da AK Partili Mehmet Öntürk e, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmış durumda. E, Lütfü savaş itirazları var. Tweetler atıyor her bir oyun peşindeyiz diyor. Ben de şey sordum, ekiplere dedim ki kaç oyun fark var arada? Yani şu anda AK Partisi'nin arasında 3500-4000 civarında bir oy farkı olduğunu söylüyorlar. İl seçim kurullarındaki e, sandıkların çoğuna itiraz etmişler. Orada da süreç devam ediyor. Şu anda iki büyük şehirde flu bir görüntü var. Onu da izleyicilerimize e, aktaralım. Evet, bu seçimlerde bence bu seçimlerin en güzel en hani Tatlışko gelişimi kadın devrimi oldu. Sessiz bir kadın devrimi yaşadık. Başta CHP olmak üzere farklı partilerdeki kadın adaylar 5 büyük şehri ve 11 ili ve onlarca ilçeyi yönetmek üzere seçildi. Ve şimdi sosyal medya şeyler bu kadınların devrimini konuşuyor. Yani Instagram'da onlarca video görüyorum. Sinan Dede Taş'la ilgili. Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş, kendi hikayesini anlattığı videolar, onunla ilgili çekilen videolar. Şu anda almış başını gidiyor. Instagram'da bir kadın işgali var. Ben itirazım yok, gayet mutluyum bundan. Şu anda Üsküdar'ı almış olmasına rağmen Sinem Dedetaş bir büyük şehri almış kadar seviniyor. Kendisi de çok tecrübeli bir mühendis. Daha önce... Ve de bu kadınların ortak özelliği hepsi çok eğitimli kadınlar. Biz çünkü şöyle birkaç tanesini çıkarttık yani çıkartabildiğimiz kadarıyla. Hepsi üniversite mezunu, doktora sahibi işlerde çalışmışlar. Yani siyasetçi esnafı, birinin bir şey bilmem nesi değil. Gerçekten bileklerinin hakkıyla söke söke almışlar e, bu şeyleri. Çok iyi kampanyalar yapmışlar. Ve de e, mesela e, Sinem Dedetaş bir mühendis. E, daha önce İstanbul Şehir Hatları'nda genel müdürlük yapıyor. Büyük bir efsane var işte 1 milyon lira kazanan yeri 165 milyon lira kazandırıyor. Kâra geçiriyor. Benim de bir iki defa telefonda konuşmuştum var. Ee, bu deniz taksilerle ilgili Sinem Hanım'a şey ben belediyeye itiraz şey uyarıda bulmuşum Ya uygulama çalışmıyor keşke şöyle olsa böyle olsa diye. Anında arayıp ya bakıyoruz biz tabii biz de müdahale ediyoruz demişti. Şaşırmıştım hatta yani vay be yok, bayağı demek ki belediye iyi çalışıyor demiştim. İki yıl üç yıl oluyor o şeyde. Ve de şu anda Üsküdar'da ne yapacak? Merakla bekleniyor. Mesela Bakırköy'de Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu var. Ee, Ali Talip Özdemir, e, AK Parti'nin adayı Ali Talip Özdemir'di. CHP'nin adayı da Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu oldu. Yarıştılar. O da mesela Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bitiriyor. 2007'de beyin ve sinir cerrahisi uzmanı oluyor. Amerika'da Boston, Brian Women's Hospital ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyor. Ve de şu anda gördüğünüz gibi Bakırköy'ün pırıl pırıl bir belediye başkanı olarak geliyor. Yani ben bu kadar eğitimli insanların bir siyasete girmesini çok önemsiyorum. İki seçilmiş olmalarını önemsiyorum. Çünkü hepsi yakınıyoruz ya ya, ya set insanlar var ya yani her sektörde olduğu gibi sadece siyasette değil yani askeriyede, medyada, her yerde vasatların yükseldiği bir ortamda böylesine hangi partiden olursa olsun pırıl pırıl insanların Türkiye'ye gelip ki şu anda gayet rahat yurt dışında yaşayabilir, kariyer yapabilir hem de gelip elini taşın altına koyup siyasete girmesini e, çok çok önemsiyorum. Mesela Maltepe'de Esin Köymen kazandı. O da Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık mezunu. E, mimarlar Odası'nda çeşitli görevlerde yer almış ve de yerel yönetimler politikalarının oluşturmak için CHP'de danışma kurullarında yer almış ve de Maltepe'de seçilmiş. İzmir'de, Çeşme'de, Denizli seçildi. Çeşme küçük diye bakmayın. Çeşme sonuçta turizmin merkezi olan işte Türkiye'de turizm deyince akla gelen Antalya, Bodrum, Çeşme değil mi? Onun belediye başkanı oldu ve de bir anlamda yılların CHP esnaflarını, siyaset esnaflarına rağmen onları geride bırakıp e, bu koltuğa oturdu. Biliyorsunuz Mustafa Denizli'nin kızı ama 11 yıldır kendisi e, aynı zamanda CHP üyesi, e, İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilim Bölümünü bitirmiş mesela. Antalya Korkuteli'de Saniye Ceren, Burdur Bucak'ta Hülya Gümüş, Çanakkale'de e, Yenice e, Çanakkale Yenice Kalkın Beldesinde mesela bağımsız giren e, 22 yaşındaki Zeynep Çelik en genç e, şu anda belediye başkanlarından bir tanesi. İllere baktığımızda Batman'da düşünün kadın cinayetleriyle anılan Batman bir zamanlar 90'lı yıllarda kadın cinayetleriyle anılırdı. Ve de Güristan, Sönük, Batman gibi bir yerde HADEP'e rağmen Dem'den seçildi şu anda. Çok çok önemli yani baktığınız zaman. Yine o da yani eğitimine baktığınızda siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler mezunu, 93'lü. Ee, ve de daha önce Bekirhan Belediyesi eş başkanlığını yapmış. Gaziantep'te Fatma Şahin bütün AK Parti dökülürken Gaziantep'te yine farklı seçildi. AK Parti'den Fatma Şahin zaten o da kimya ve metaloloji fakültesinde kimya mühendisi olarak mezun. Bakanlık yapmış. Sonrasından bakanlık yapmadığı zaman küsmemiş. Gelmiş yerel yönetimlere girmiş, çalışmış partisi için ve de şu anda e, yaklaşık %10, 10 farkla şeyi kazanmış şu anda yani. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. O da mesela konuşulan şey isimler arasında. Ya da Candan Yüceart Tekirdağ'ın yeni belediye başkanı. O da eğitimli bakın. O da mesela pırıl pırıl Gazi Üniversitesi Tırp Fakültesi mezunu. Ee, Sağlık Bakanlığı'nda çalışmış bir dönem. O da çok çok e, ilginç ve önemli bir kariyeri var. Diyarbakır DEM Parti'den Ayşe Serra Bucak %64 ile kazandı. O da çok iyi eğitimli. Almanya Köln Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Pado Pedagoji Uzmanı. E, daha önce çeşitli e, DEM'de e, çeşitli görevlerde bulunmuş ve e, görev almış bir isim. Eskişehir'de Ayşe Ünlüce. O da çok önemli bir isim. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim olarak görev yapmış. Ve de e, gerçekten politikanın içinden geliyor. Hazal Aras Ağrı'dan e, demden kazandı. E, o da İnan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Ve de o da çok çok başarılı. E, şu anda Ağrı'dan e, şey olmuş bir isim. Safiye Alagaş. Sofya Alagaş pardon Siirt'te e, ve de Siirt'in Pervar ilçesinin Erkent köyünde doğmuş. Adana'ya yerleşmiş. Ardından gazetecilik yapmış ve o da e, yine belediye başkanı oldu. Afyon Karahisar CHP'den Burcu Köksal kendisinin çıkışlarıyla biliyorsunuz o da hukuk fakültesi mezunu o da çok önemli bir isim. E, Edirne'den Filiz Gencan Akın ee, o da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Bilecik'te Kalesi Melek Mızrak Subaşı yüzde 48.91 oya ulaştı. Onun da e, eğitimi gayet dört dörtlük. O da İnşaat Mimarlık Jeoloji Üniversitesi'nden mezun olmuş Sofya'da. Mimarlık üzerine lisans yapmış. Ya o kadar bunları saymaktan yani yorulmuyorum. Akbelen'in sesi İkizköy'de biliyorsunuz orman kesimine karşı direnen köylüler vardı. İşte o köylülerin arasında bulunan Nejda bulunan Işık da muhtar oldu. Ve ilginç bir seçim öyküsü de var. Ee, sanırım e, Kenan biraz önce hızlı geçtim ama e, gerçekten bir ilginç e, öykü var. E, Adana'da sanırım değil mi? Önce eşi MHP'den aday olmak istiyor. Göstermiyorlar. CHP'ye gidiyor. Aday oluyor. E, ve de Sonrasında neydi hanımefendinin adı? Kendisinin e, yüksek seçim kurulu aday olamazsın diyor. Ve de onun üzerine e, eşi e, şey yapıyor. Eşinin yerine e, dur tam şeyi söyleyeyim bir dakika adada değil. Antalya'nın şehzadelerin e, şehri Osmanlı'da Yörük Obası, MHP'nin kalesi. 2019'da CHP İYİP ittifak yapmasına rağmen MHP'yi yıkamamışlar beraber. E, sonrasında ee, MHP'den e, seçilen başkan MHP'den başvuruyor. Me, MHP aday göstermiyor. CHP'den aday oluyor. O Orada da işte başka bir suçtan engel çıkıyor. Onun üzerine eşi şey yapıyor. Aday oluyor. Ve de seçimi kazanıyor. Bu da bence e, konuşulan e, konular arasında. Şimdi muhtarlar dedik. Muhtarlıklar, muhtarlık seçimleri de kıran kırana geçti. Kenan Kaç muhtar seçildi ve bu seçimlerde ne oldu? Bir tek kan muhtarlıklarda döküldü sanırım. Ee, yani şöyle muhtarlık biliyorsunuz çok konuşulan ve tartışılan konulardan birisi. Özellikle köylerdeki muhtarlıklarda büyük olaylar çıkıyor. Bunun sebebi de şu. Be, e, ben seçim gününde bakmıştım kim nerede ne var diye. Özellikle doğuda farklı illerde aslında iki aile arasında muhtarlık savaşı oluyor. O sebeple daha önceden muhtemelen kavga etmiş, e, hasım olmuş e, muhtarlar arasında kavga çıkıyor. Altı, altı ölü var Cüneyt Bey. Altı ölü, onlarca da yaralı var. Yani Türkiye'deki seçimde tek kan dökülen noktalardan birisi o oldu e, muhtarlı. Toplam muhtar sayısı net bir rakam bulamadım ben muhtarlarla ilgili. 2024'teki sayı şu anda 50 bin muhtar seçildi Cüneyt Bey. 50 bin muhtar e, şu andaki e, Türkiye'de köylerde ve mahallelerde görev yapan muhtar sayısı. Tabi bu muhtarlık niye önemli? Aslında bulunduğunuz köyde ki devleti temsil eden en yetkili kişi muhtar ya da mahalledeki aslında tüm bu devletle ilgili bir süreç olduğunda normalde ya bir ikametgah senedi almak için başvurduğumuz biri gibi gözüküyor ama o kadar da hani basit görülmüyor. Özellikle son dönemdeki Cumhurbaşkanı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muhtarlarla ilgili çıkışları çünkü bazı lokasyonlarda siyasetin bir nevi söylem aracı olarak kullanıldı muhtarlar birçok da farklı görevleri var örneğin muhtar muhtarın haklarından bahsedeyim niye muhtarlık bu kadar önemli diye bu kavgaların çıkış sebebi silah alabiliyorlar sigortaları var düzenli maaşları var örneğin emekli olan muhtarın maaşı daha az ama 30-35 bin civarında bir maaş alıyor muhtarlar bu var. Yani valiyle, belediye başkanıyla, il emniyet müdürüyle, e, kaymakamla birebir görüşme imkanları var. Ulaşabilme imkanları var. E, Milletvekilleriyle birebir görüşme, görüşme imkanları var. E, Birçok böyle farklı... Külliyeye gitme imkanları var. Onu unutma. <laughs> Her yıl bir külliye turu var. <laughs> Onu tam söyleyecektim. Ciddi. Yani muhtarlık aslında küçük gibi gözüken, yani Türkiye'deki en küçük... E, İnsan topluluğunun bulunduğu yerin tek yetkili ismi. Her yerde muhtarın bir sözü geçiyor diye bir laf vardır köylerde de. Bilmiyorum, bizim köyde de muhtarlar çok şeydir. Bey. Böyle bir, yani muhtar aslında emekli olmuş birisi seçilmiş oyla. Ama görün ki kavga, kıyamet dövüş böyle bir her şeye müdahale ederler. İşte kız istenecekse kızı isterler. İki aile arasında kavga varsa müdahale ederler. Askere gidecekleri eğlence düzenlerler. O kadar çok ki muhtarın şeyi köylerde. Abi köy mü kaldı? Gerçi bütün büyük şehirlerde köy gibi şeydi ama bir kısmı köy gibi yönetiliyor ama velasıl velhasıl e, bir Türkiye gerçeği olarak muhtarlık müessesesi var. Aslında muhtarlık müessesinin önemini de ilk keşfeden yine külli oldu değil mi? Muhtarlara sesleniş vardı. İlk başta biraz hani herkes böyle bir yani ne alaka ne, kü, ne muhtarları hani bir dönem Erdoğan çünkü hani böyle birilerine hitap edecek. Salon boş kimi çağıralım muhtarları çağıralım kimin fikriyse iyi bir fikirmiş yani o zaman şimdi görüyoruz ki 50 bin tane muhtar var yani o zaman biz Karadeniz'de böyle bir haber yapmıştık kaç tane muhtarlara hitabet olabilir yani 1200 tane falan muhtarlara hitabet olabilir salon sayısına bölmüştük o kadar çok muhtarlara e, hitabet olabilir diye bir haber yapmıştık. Şimdi. Biraz önce Murat Ongun'un bir tweeti var. Ee, şey İstanbul Parti e, İl Meclisi'ndeki dağılımı gösteriyor. Orada diyor ki, e, so, so, şekillendi diyor. CHP'nin 184 üyesi, AK, AK Parti'nin 130, MHP'nin 2 üyesi var diyor. Ben de Murat Ongun'a şunu merak ettim. Yani bunun önemi ne dedim yani? hani Mesela UKAME'yi değiştirebiliyor mu e, bu şey? Çünkü UKAME'de biliyorsunuz kitliyorlardı AK Parti e, ya da devlet ağırlıklı diyelim. Gerçi yani artık çok bir farkı kalmamıştı son zamanlara kadar. Bundan sonra ne olacak bilmiyoruz ama AK Parti'nin atadığı devlet görevlileri diyelim. Onlar kilitliyorlardı. Ee, Murat Ongun'da şöyle bir cevap yazdı. Dedi ki UKM aslında hariç bir konu bundan. Yani ileride değişmeli o da değişecektir böyle bir denklem karşısında. Değişmesi gerekir en azından. Ama İstanbul büyük Büyükşehir'in binalarını kendi belediyelerine alıyorlarmış mesela bu meclis kararlarıyla. İSKİ ya da bütçelerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini onaylayıp sonra o bütçeler içinde yapılacak borçlanmayı önlüyorlarmış. Hızla geçmesi gereken kararları 3'e 5 çoğunluk nedeniyle meclis komisyonlarında bekletip genel kurula getirmiyorlarmış. Halk ekmek büfesi konmasını engellemişler mesela. Ve de güçlü bir karar mekanizması bu meclis diyor. Ve de mesela uyuşturucu ve bağımlılıkla ile mücadele komisyonu bile kurdurmadılar. Sanki bu sorun İslam'da yokmuş gibi davranıyorlardı ama burada bir ezber bozuluyor ve de yepyeni bir şey oluyor. Yepyeni bir e, durum gelişiyor. E, şimdi tabii e, sen bir yeni bir duyum mu aldın Muş'la ilgili onu teyit ederim canlı yayında hemen. ne Muş'la. E, Muş'u teyit ettim Cüret Bey. E, bu biliyorsunuz Muş Belediye Başkanı sırrı söylemez tutuklandı diye bir haber vardı. E, öyle bir herhangi bir resmi bir kaynaktan alınmış bir bilgi değil. E, HDP, e, Dem Parti yetkililere de sordum. Onlarda da bu bilgi doğru değil dediler. E, onu da düzeltelim canlı yayında. Bu arada UKOMEL'in şeyinde de 14 kişi hükümet ve farklı e, kurumlardan belediyelerden 10 kişi var. Orada hala ağırlık oranı şeyde Hükümet tarafında Cüneyt Bey. Ondan notunu Yani tabii mesela bu seçimin kazan, kazanılmasının nedenlerinden bir tanesi de hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın hükümetin kendileri nasıl çalıştırmadıklarını net bir şekilde, iyi bir şekilde anlatmış olmaları. Bu sayede insanlar gördü ki hatta Erdoğan topa farklı bir açıdan girdi. Yani dediler, dedik ya bize verin bak yoksa çalışmaz bunlar. Hani bize verseniz hani o tabii daha kibarca söyledi. Uygun, uyumlu çalışırlar ama biliyoruz ki şu anda eğer böyle bir kilitlemeye işte ne bileyim bir yere gitti, e, imzalamamaya devam ederse e, ben eminim e, bu şeyi daha da e, aleyhine çevirecektir. Yani aslında yani benim artık AK Parti'den çok bir umudum yok. Yani AK Parti bir şeyleri değiştirir mi? 2001'deki o fabrika ayarlarına geri döner mi? Çok umutlu değilim yani. E, çünkü AK Parti'de bir parti kaldı mı şu anda? çünkü Erdoğan ne derse o oluyor. Erdoğan o gitsin, bu gelsin diyor. Bu gitsin, o gelsin diyor. Bir Yılların getirdiği bir metal yorgunluğu var. Ve böylesine e, biraz şeye benziyor, benzetiyorum ben. Büyük bir şilebin e, şey geçmesi, e, yön değiştirmesi zaman alıyor. Kolay değil yani. Hemen çevirdiğin zaman dümeni bir anda şilep sağa sola dönmüyor. Bayağı bir zaman alıyor. Yani o yüzden mesela Boğaz'dan geçen şileplerde kılavuz kaptanlar geliyor. Neden? Tecrübeli kaptan. Boğaz'da nerede ne manevra yapacağını biliyor. Şimdi 2001 ayarlarına dönmesi için AK Parti'nin ııı e, yani çok adım atması lazım. Bu adımlar atılır mı? Emin değilim. Ee, yani hani şimdi şeydi kulisleri var işte bakanlar değişecek. Evet değişecek peki. Bir bakan gidip öbür bakan gelince sıradan bir AK Parti'nin hayatında ya da Türkiye vatandaşının hayatında ne değişecek? Bence önemli olan o. Yoksa AK Parti için, Erdoğan için ben bununla uyumlu çalışıyorum. Şimdi bu, bunu da daha uyumsuz olurum gibi bir şey çok fazla etkilemeyebilir tabanı. Tabanda büyük bir tepki var çünkü. Ee, Göreceğiz bakalım AK Parti ne değişecek. Ama asıl değişecek olan CHP. CHP'de yeni bir CHP var. Bu yeni CHP meselesini e, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu koltuğundan sökülerek gönderildikten sonra zorla biliyorsunuz kalkmıyordu gitmiyordu yani. Seçim kaybetmeye devam edecekti Kemal Kılıçdaroğlu. Keyiflerini de çünkü ne olacak yani hani gidiyorsun genel merkeze geliyorsun teşkilatlar sayın başkan aşağı sayın başkan yukarı. Zaten yani kendisi özel ofis kurup Belki de seçimde yenilmesini bekliyoruz. Neyse o konuyu artık bir kenara bırakalım. Çok tartışılacak, konuşulacak bir konu değil. Ama şimdi yeni bir CHP var karşımızda. Peki bu yeni CHP ne yapacak? Şimdi il, baş, il meclisinde de üstünlükler var. Büyük şehirlerde. Türkiye'nin %63'ünü e, yönetiyorlar. Ee, zaman zaman arkadaşlarımızla da dost çevrelerinde de şey yapıyoruz. Ee, dün ben söylemiştim size. Yani bu artık bu e, Türkiye'de alıştığımız siyaset anlayışını değiştirmesi lazım. Yeni bir dil, yeni bir bakış açısı, yeni bir siyaset oturtması lazım CHP'nin. Ne için? Daha büyük zaferler için. Yani 2028 belki daha önce, bence daha önce gelebilir ekonomik krizin ne kadar hızlı büyüyeceği ya da küçüleceği ile ilgili. Ee, Türkiye'de bir erken seçim bu seçim sonuçlarına göre olabilir. Şu anda kimse pek ağzını almıyor ama görünen köyde kılavuz istemez. Peki CHP ne yapacak? demiştim ki ya düne kadar şöyle politikalar var işte emekliye 10 bin lira mı verdi biz 20 bin lira vereceğiz. Bu bir sadaka ekonomisi. Bugüne kadar gelen sakat ve yanlış bir anlayış. Önemli olan o, o emekliye bir sefer ne kadar vereceğiniz değil sürekli onu yaşayabilir bir düzeye nasıl getirebileceğiniz. O yüzden bence CHP'nin de kodları değişiyor. Bu kodları değiştiren başta Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel üçlüsü. Artık hani eskiden CHP'lik neydi? Atatürkçülüktü. Evet bence bugün en Atatürkçü CHP'li gece yatağa aç giren emeklinin alacağı maaşı düzenleme başarısını gösteren CHP'li olacak. Yoksa öyle abici nutuklar atalım şey yapalım Atatürkçülüğü e, gardrop Atatürkçülüğü işte e, bir kenara bırakmak lazım yani. Bir kez daha söylüyorum ya. Yani, en Atatürkçü CHP'li kim? En Atatürkçü CHP'li gece yatağa aç giren emeklinin alacağı maaşı sürekli olarak düzenlemeyi başaran CHP'li olacak. En layık CHP'li okula aç giden, beslenme çantasına koyacak ekmek bulamayan çocuğun o beslenme çantasına sütü, ekmeği, sandviçi koymayı başaran CHP'li olacak. Ya da en devletçi CHP'li bu ülkeden gitmek isteyen, gitmek zorunda isteyen, kendini buraya ait hissetmeyen doktora, mühendise, doktorasını yapmış üniversiteye. ...eğitim e, akademisine sahip çıkan e, CHP'li olacak. En devletçi CHP'li, en milliyetçi CHP'li. Ya da en modern CHP'li sadece kendi yaşam biçimini savunan değil. Artık en karşıtında olduğu düne kadar muhafazakarın, dini bütün insanın da... ...yaşam biçimini, kendi yaşam biçimi kadar savunabilen CHP'li olacak. Ya da en iyi CHP'li deyince hani biz Vatan Millet Sakarya altı ok diyen CHP değil, kent lokantalarını bütün ülkeye yayabilen, ekmekleri belediye ekmeklerinin e, ucuz ekmek e, üretimini satışını koordine edebilen okul öncesi e, çeşitli kreşler açabilen bunu koordine edebilen ve de bütün kentsel dönüşümü en hızla başaran CHP'li, en iyi CHP'li olacak önümüzdeki dönem. Ya da en iyi CHP'li deyince ülkenin ekonomisine, siyasetine sadece eleştiren, laf çakan değil, çözüm bulan, üreten ve de bunu hayata geçiren CHP'li en iyi CHP'li olacak. En demokrat CHP'li kendisi tokken aç yatan komşusuyla dertlenen ya da sadece söylenmekle kalmayıp gidip derdine ortak olan CHP'li olacak. Bence yeni dönem CHP ancak bunu yaparsa kendini yenileyebilecek. Yoksa Ahmet geldi, Mehmet gitti. Onlar e, insanların hayatına çok dokunmuyor. Bugüne kadar bunların birçoğunu bence yapmayı başardılar. Bugün gördüğümüz sonuçlarda biraz bütün bunların sonucu gibi geliyor bana. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Özgür Özel, CHP bazen yanlış tarafta durdu. Bu sefer devletle millet yarışırken milletin tarafındaydık diye de bu dediklerimi teyit ediyor. Bununla ilgili e, çeşitli örnekler veriyor. Ee, o da e, şu anda e, aslında onun tespitiydi. Ondan ödünç alıp ben bir yayında kullanmıştım. Hani e, devlet ve milletin yarıştığı bir seçime deyiz demişti. CHP burada milletin yanında durdu ve de devleti yenmeyi başardı. Şimdi tüyleriniz diken diken olabilir. Nasıl yani devlet yenilir mi? Devletin gücünü kullanan partiyi yenmeyi başardı diyelim. Peki yani hiç kimse işe yapmayalım yani. Ee, dış basın Erdoğan'ın kaybedişini araştırmaya başladı. Çünkü büyük umut yüklenmişti. E, demişti ki e, şu anda işte yine Murat Kurum kazanacak, yine Erdoğan kazanacak. E, ve de bu şeyde yenilen aynı zamanda dış basın oldu. Bir de astrologlar var değil mi? İlk kez dünyanın bir ülkesinde astrologların seçim analizi yaptığı dönemleri de gördü bu gözler. Ellerinde sopalarla Murat Kurum bilmem ne burcu kazanacak, e, bilmem ne şey olacak. ...yapacak diye anlattığını gördü. Evet Kenan, senin başka kulisler var mı? Ne şey yapıyorsun? Senin ben böyle bir şey anlatıyorum ama... Evet. Nedir? Şimdi şöyle aslında Murat Kurum cephesiyle de bir konuşmalar gerçekleştirdim. Ne yaptınız, ne ettiniz, seçimle ilgili nedir, beklenti neydi, ne oldu diye. E, tabii şöyle bir durum söz konusu. Murat Kurum ilçe adaylarına göre ilçelerde 700 bin fazla oy almış yani ilçelerde 700 bin kişi AK Parti'ye eksik oy vermişler ee, onun haricinde hani e, Murat Kurum'un karşı taraftan da çok oy aldığı gözüküyor %5 oranında Türkiye ortalamasının üstüne çıkmış Jüret Bey Murat Kurum bu da bence ilginç bir bilgi notu e, tabii genel itibariyle de e dedim neden kaybettiniz diye soruyoruz onlara da farklı isimlere sorduk biz hiç ee, asıl mesele işte emeklilerle ilgili bir beklentinin sonuçlanmaması e, oy farkının açılmasına sebep olduğunu e, dile getiriyorlar böyle özellikle o ekiplerde konuşulan konular bu Murat Kurum'la evet, ilgili. Bütün AK Parti'de böyle bir şey var ama yani kabul edelim ki Ekrem İmamoğlu Murat Kurum yarışında Ekrem İmamoğlu daha büyük kitlelere ulaşmayı başardı ki. Medya gücüne rağmen e, bu da e, tabii elbette genel bir şey var. Yani tencere geçen seçim herkes şunu merak etmiş. ya Hani Demirel'in dediği tencere kaynamayan tencere bütün iktidarları devirir. Bakın devrilmedi işte. AK, AK Parti devam ediyor denmişti. Şimdi e, şu anda e, ama e, baktığınız zaman bunun işlediğini görüyoruz. Bu arada ilginç bir başka durum daha var. Aslında mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa herhalde yine kafa kafaya mı gelmişti? Kim önde geliyor? Partilerin dağılımını topladığımızda belki Erdoğan bile kazanıyor gözükebilir yani şeyde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle kıyasladığınızda bu, bu seçim oranlarını. Emin olarak söylemiyorum ama çok ucu ucuna. Bu dış basın anlamaya çalışıyor. Bloomberg demiş ki Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan karşısında Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmasının önünde bir engel kalmadığını söylemiş. The Guardian, Metropol Araştırma Başkanı Özer Sencar'ın seçim öncesi Reuters'e verdiği görüşe yer vermiş. Eğer bu seçim bir şekilde itirazlarla iptal edilmezse ki edileceği yok böyle bir şeyin. İmamoğlu 2028'de başkan olacak demiş. New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan partisine karşı zafer elde ettiğini yazmış. Ee, gazeteye göre birçok vatandaş İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı için potansiyel görüyor demiş. Ve de e, AK Parti seçmenleri Erdoğan'ın adı oy pusulasında yer almadığından hoşnutluklarını ifade etmiş demiş. AP. Ne alaka yerel seçimde ne olacak bilmiyoruz. Meral Akşener bir açıklama yapmış. Ne açıklama yapmış? Dinleyelim isterseniz. Dün yapmış daha doğrusu. Elbette siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince İyi Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede Olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Evet. Milletimizin her bir ferdi yani şundan emin olsun ki. herhalde oturup düşünüyordur. Ee, ben yani herhalde Kayağan'ın o şarkısını dinliyordur. Allah'ım ben nerede yanlış yaptım. Neydi o şarkı vardı ya. Biraz e, onu e, anımsatıyor bana. Yani bu saatten sonra kongre toplandı. Alkışlarla tekrar Meral Akşener seçildi. Çok zor toparlanması. Bence bu noktadan sonra asıl konuşmamız gereken bir başka konu var. İyi parti toparlanamazsa ne olur? Deva partisi ve gelecek partisi milletvekilleri dağılırsa ne olur? Şimdi özellikle e, CHP'li seçmende deva ve e, gelecek partisini eleştiren, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hatalar üzerinden vuran İyi Partiyi de buna katan bir tavır var. Hatta bakın şu Ali Babacan'ın şu videosu viral olmuş durumda, değil mi? E, yayınlayabiliyor muyuz onu? Diyor ki ya e, ben diyor yani getirebiliyor muyuz onu ekrana? Diyor ki ya ben hani biz olmasak CHP nasıl şey olacak? Gülüyor yani. Hani böyle bir şeyin olması e, imkansız diyor. O konuşuluyor. E, fakat tabloya baktığınız zaman şu anda meclis tablosuna baktığınız zaman e, DEVA ve e, mi o tablo ekranı. E, şu anda DEVA'nın ve de Gelecek Partisi'nin ve İyi Parti'nin pek çok milletvekili var değil mi? Ee, mesela İyi Parti'nin 5. Deva ve şeyi yazmamışsınız buraya ama asıl onlar önemli tabii ki. Yani Deva'nın şu anda e, 15, Gelecek gelecek partisinde 10 vekili var. İyi Parti'nin 43 vekili var. Şimdi bu vekiller ne olacak? Yani bu vekilleri şimdi sen Devayı küçümseyebilirsin ya şeyde karşılığı yok. E, toplumda karşılığı yok ya da Gelecek Partisi'ne diyebilirsin ki ya bunlar boşu boşuna verilmiş şekiller. İyi de verildi bunlar. Ve de şu anda bir çözülmeye doğru gidebilir. E çözülünce ne olacak? Bu milletvekilleri nereye gidecek? Yani CHP'nin bence hani bunları ya zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatalarıydı bunlar demek yerine bu vekilleri nasıl kendilerine çekebilirler? Ya da nasıl AK Parti'ye e, AK Parti'nin saflarına ya da MHP'nin saflarına katılmayı engelleyebilirler. Bence onu düşünmeleri lazım. Çünkü e, mesela Haber Türk'teymiş. Haber videoları sağ olsun. Onlara şimdi e, soruyoruz. Ne demiş bakın şey. bir daha, daha başkanlara. CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi ya? Birlikteliklerle ancak bu iş olur. Bu gerçek. Evet Ali Babacan da bu videoyu seyrettiğinde bizi izlerken herhalde ben de yanılmışım, hata yapmışım, özür dilerim der diye umuyorum. Bir nerede der bilmiyorum basın toplantısı yapmasına gerek yok ama e, video işte böyle çok güzel bir şey. Yıllar sonra hatırlayabiliyorsunuz, aylar sonra hatırlayabiliyorsunuz. Bu da şu anda siyasetin dilemalarından bir tanesi yani ne olacak hani e, nasıl bir gündeme geleceğiz, ne olacağız o da konuşuluyor. Şimdi tabii biz burada... Seçimi konuşuyoruz. Oysa Fenerbahçeliler heyecanlı bugün. Saat 17'de e, toplanacaklar ve de Ali Koç'a bir yetkilerini verecekler. Gerçi bu yetkililerini nasıl verecekler emin de değilim yani hani öyle bir şey yasa olarak mümkün mü? Zaten Ali Koç başkan. Bu biraz böyle bir hani bakın Fenerbahçeliler omuz omuza e, gibi bir şey olacak. 20 bin üyesinden 15 bin'in gelmesi bekleniyor genel kurulunda. Ne konuşulacağı bekleniyor. Dün ben hatırlarsanız ya Ali Koç ya yani bu Fenerbahçe'nin seçim sonuçlarına acaba etkisi var mıdır? Futbol çok kötü yönetiliyor. Ali Koç kime söylüyor bütün bunları dedim. Bir arkadaşım dedi ki yaktın Ali Koç'u dedi. Ben niye yakayım? Ali Koç söylüyor bunları. E dedi sen şimdi sanki dedi şey gibi oldun dedi. Aziz Yıldırımcı gibi oldun dedi. Hadi ben Aziz Yıldırım'ı hayatımda görmedim. Yani görmedim. Tanımıyorum. Hiç rastlamadım da Aziz Bey'e yani. Yani yolda bile rastlamadım Aziz Bey. Yani yürüyorum yok Aziz Bey. <laughs> e dedi, dedim Aziz Yıldırım demiyor mu Ali Koç sen kime söylüyorsun bunları? E, sen söylemesen iyiydi diyor. <laughs> ben söylemesem siz anlamıyor musunuz? Bilmiyorum ki. <laughs> Şimdi futbolda aslında futbolun yönetimiyle ilgili başı belada olan bir tek biz değiliz. Aynı zamanda komşumuz Yunanistan bizden beter durumda. Ya da 3 aşağı 5 yukarı bizim durumumuzda. Üstelik Fatih Terim büyük bir takımın başına gitti ve de dün hakemlerle ilgili bir itirazı vardı. Ben ilk başladım ki acaba Yunanistan'da bir hakem sorunu var? Ne demişti Fatih Terim? Bir kulak vereyim isterseniz. Sonra e baştan sonra özellikle yani. bir şey söylemem ama Yunanistan Ligi böyle kalitesiz hakemleri de hak etmiyor. İnsan biraz utanır ya 4 dakika vermeye. Böyle hakemler gelecekse hiç gelmesin. Herhalde Danimarka'nın en kötü hakemi bu. Çok ayıp. Kaybımıza bir sebep, bir bahane bulmaya çalışmıyor. Hatalı gol yemeseydik kendi yaptığımız hatalar. Golleri atabilseydik olay başka türlü olurdu ama buna hakemin katkısı çok fazla. Böyle hakem geleceğine reziller hiç gelmez. Şimdi ben tabii bu görüntüyü görünce ulan dedim bu Türkiye Ligi'nden mi bahsediyor Yunanistan Ligi'nden mi? Deniz'e dedim ki Deniz ne oluyor Yunanistan'da? Deniz ne oluyor Yunanistan'da? Fatih Hoca'yı ben bu kadar yani hani Türkiye'de olsa anlıyoruz tamam Türkiye Futbol Federasyonu çok kötü yönetiliyor. Yunanistan'daki durum ne futbolda? Bir anlatsana şu anda bir ara seyircisiz maçlar oynanıyordu. Şimdi yabancı hakemler mi yönetiyor mesela Yunanistan'daki ligi? Şöyle biraz karışık aslında önemli maçları yönetiyorlar. Şu anda da oynanan maçlar Önemli tırnak içinde. Neden? Çünkü lig bitti, şu an playoff maçları var. Ligin ilk altı sırasındaki takımlar aralarında maçlar yapıyorlar. Hakem Mikel Reder. Peki buraya nasıl geldik aslında? Onu anlatmamız gerekirse daha deminki görüntüye geçebiliriz. Olaylar 2018 yılında başlıyor. Çok acayip görüntülere şahit oluyoruz. O dönem PAOK'un sahibi Ivan Savidis sahayı basıyor. Ve... Aslında tarihler biraz e, dikkat çekici çünkü bugün kongre kut toplanıyor, pazar günde seçim vardı. Pazartesi de ne tesadüf e, PFDK'ya sevk edilen futbolcuların isimleri açıklandı. Yani hem seçim sonrası hem kongre öncesi olan tek güne denk geldi ki normalde bu süreç bir hafta ya da maks hani 7-8 gün alır. 3 hafta beklendi. Tam seçimin ertesi günü... Yani gibi... Türkiye Futbol Federasyonu aslında bugün toplanacak Fenerbahçe Kongresi'nin gazını almaya çalışıyor değil mi? Çünkü çok fazla büyük cezalar istememiş. Normalde bayağı büyük ceza istenebilecekken, istensin diye söylenemiyorum. Ne istemiş hmm. ceza olarak? Kimi sevk etmiş şeye? Yani şöyle sevk oluyor. Önce futbolcuların zaten isimleri biraz polemik oldu. Neden sadece 3 futbolcu sevk edildi diye. İşte Osterwolde var, sayı Samuel ve İrfan Can. İşte burada da çeşitli polemikler yapıldı. Daha fazla futbolcu sevk edilmeliydi, başka maddelerden sevk edilmeliydi diye. Ee, tabii bunun pazartesi gerçekleşmiş olması da ilgi çekici. Peki bugün ne olacak? Ben birkaç kaynakla konuştum. Açıkçası ligden çekilmenin, ee, ihtimallerin dışında olduğunu söylediler yani 2 üç farklı kaynakta aynı şey söyledi Peki ne olacak niye bugün 20 bin aşkın üyeyi stada e, statta misafir edeceksiniz diye sorduğumda şu cevabı aldım 7 Nisan'da gerçekleşmiş yani gerçekleşecek olan süper kupa finalinin yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi ve ertelenmesini daha yüksek sesle e, dile getirecek Fenerbahçe yönetimi yani oylama olacak mı diye sorduğumda da oylamanın olmayacağını sadece tartışmaların olacağını yani çeşitli konuşmalar olacak diye anladım. Böyle bir gün bizi bekliyor İşte saat 17'de başlayacak Şükrü Sarıcıoğlu stadında 50 artı 1 e, çoğunluğun gelmesi lazım başlaması için. O da aşağı yukarı 21 bin üyeye denk geliyor çünkü Fenerbahçe'nin 40 bin üzeri üye e, sahip burada da aslında e, yani tamamıyla Süper Kupa'ya odaklanılmış bir strateji var. Gibi. Şimdi <laughs> Fenerbahçeliler kızacak strateji var deyince. Zaten bence işe yaradı şu anda bütün bu çağrıda yani bu şu anda sevk edilen futbolcuların kim olduğuna baktığımız zaman istenilen cezalara baktığımız zaman belki de e, ben de belki bu Süper Kupa finaline, Süper Kupa mıydı ona çıkmayabilir Fenerbahçe. Evet sanki ona çıkmayacak da Süper Lig'deki iddiasına devam edecek gibi bir hisse kapılıyorum. Ya benim kaynağımın söylediği yüzde çıkmayacağız dedi. O yüzden yani evet. şimdi garanti bir şey söyleyemiyorum. söylemeyeyim Ali Koçu bu, bu güç verecek. Yetki olmasa bile hani evet. ben çıkmı biz buna çıkmıyoruz deyince çünkü bir hamlede yapması lazım şimdi. Ya evet. biz biz şimdi şeyi hazırlıyoruz değil mi? Eee 19'undaydı derbi sanırım değil mi? Ona hazırlığımız var. Bir belgesel hazırlıyoruz. Evet. Sen çekimleri sen yapıyorsun sanırım. Merve mi yapıyor? Şey, Merve yapıyor. Evet, hepimiz yapıyoruz. Evet, hepimiz yapıyoruz. İşte şey, büyük rekabet diye. Fenerbahçe Galatasaray arasındaki ebedi rekabeti, işte yüzyıllık rekabeti İzzettin Çalışlar'ın kalemiyle ve çeşitli konuklarla hazırlıyoruz. Şimdi 100 tarihine baktığınız zaman Fenerbahçe, Galatasaray gibi köklü kulüplerin yani bizim bazı günlük yaptığımız tartışmaların aslında çok fazla bugün hatırlanmadığını görüyoruz. Yani o zamanlar da çok hararetli tartışmalar olmuş ki milikler çok fırtınalı geçmiş. Ama mesela 100 yıllık bir tarihin içinde e, çok radikal kararlar alınmadığını görüyoruz. O yüzden de ben de bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe dostlarıma diyorum ki aman biraz sakin olun. Yani bugün e, Gemileri yakmak çok kolay ama bunu bu gelecek kuşağın Fenerbahçelilerine anlatamazsınız, açıklayamazsınız yani diye de uyarıyorum onları. Bakalım biz de izleyip göreceğiz bugünkü kongrede neler oluyor. Deniz çok teşekkür ederim sağ olsun yerine katıldığınız. Ben teşekkür için. ederim iyi yayınlar. Evet yavaş yavaş bugünkü yayında isterseniz bitirelim. Beğen tuşunu hatırlatayım. Siz zaten bugün hatırlamışsınız birçoğunuz. Beğen tuşuna basmışsınız böyle uzun yayınlardan sonra 2-3 gün ancak kendime gelebiliyorum valla. Hala sesim kısık farkındaysanız. En son 11 saatlik konuşmamızdan sonra, yayından sonra. Yayının yankıları da devam ediyor. Pek çok izleyicimiz var. teşekkürler, teşekkür ediyorlar. Biz çok teşekkür ederiz. Çok uğraştık ama hep beraber yaptık. Güzel de bir yayın oldu. İçimize sindi bizim. Çok mutluyuz bu anlamda. önümüzdeki projeler için... işbirlikleri için Kenan Not TV'ye yazabilirsiniz. Onun dışında özellikle abone olursanız, bakın 1 milyon 590 bine geldik, hadi şunu 1 milyon 600 bin yapalım. Eğer abone olmayanlarınız varsa, abone tuşuna basarsanız da yayınlarımıza konuk oluyorsunuz. Partiler yapıyoruz, oraya çağırıyoruz ve en önemlisi acil durumlarda, önemli anlarda e, yayın açtığımızda e, bu abone şeyini, bildirimleri açtığınız zaman size bir uyarı geliyor, e, bir şey oluyor diye. 20 Nisan civarı Londra'dayız. İşbirliklerimiz var birkaç tane. O işbirliklerinde devam edeceğiz. Bu akşam 18'de canlı yayın var ve de Kenan Taş kazanan çeşitli isimleri konuk olarak alacak. Bugün biraz benim saydığım isimleri belki de canlı kanlı konuk olarak akşamleyin 18'de Kenan Taş'ın bu kanaldan yayınladığı YouTube yayınlarında görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın saat 12'de tekrar benimle buluşuncaya kadar kadın sağlıcakla.